Hürriyet Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Değerli 시 dostlar bu yazımız sizlere önemlidir. İhsan Başkan'ın yazısı. İhsan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir yazı arkadaşlar dinlemenizi öneririm. Özellikle zam sonrası, zam öncesi detaylı bir şekilde sizlere sunuyoruz. Değerli arkadaşlarım 14 Aralık'ta yatan maaş yani dün yatan maaşlarınız Düşük yattı. Neden yattı? Önce bunun bilgisini verelim. Dün verdik ama belki izlemeyenler vardır ya da yazıyı okumayanlar vardır. Arkadaşlar bir önceki ay 31 YM üzerinden maaş yattığı için bu ay yani 14 Aralık'ta dün 30 YM üzerinden yattığı için maaşlarda biraz düşüklük oldu. Bunun nedeni biri 31 YM üzerinden geçen ay yattı. Bu ay 30 YM üzerinden yattığı için maaşlarda bir YM'ye kadar düşü, düştü geçen aya göre bilginiz olsun. Aralık ayı hiç fark etmiyor. İççi açısından da, memur açısından da, polis, asker, öğretmen yani kamu çalışanlar açısından en düşük maaş alınan aydır arkadaşlar. Çünkü hem %27 vergi dilimine girildiği için düşüyor. Hem de enflasyon şu bu derken maaşları iyice eriyor arkadaşlar. 14 Ocak girildiği anda 14 ya da ayın 15'inde alacağınız maaşlar direkt %15 vergi diliminden olduğu için sıfır zam bile alsanız yaklaşık maaşlarda 3-4 bin TL bir artış oluyor. Onun da nedeni. 27 vergi diliminden 15 vergi dilimine girdiğiniz için maaşlarda sıfır zam dahi olsa ki sıfır zam olmaz zaten. Kamu kurumlarının çoğu Ocak ayında zam alacak. Ama sıfır zam dahi almış olsa yani atıyorum siz Kasım ayında Ocak Kasım ayında Ekim ayında zam alan kurumların içerisindeyseniz maaşınız %115 vergi diliminden hesaplanacağı için otomatikman 3 4 bin TL arası artış olacaktır maaşlarınızda arkadaşlar. Önce bu bilgiyi verelim. Şimdi devam ediyorum. 14 Aralık'ta yatan maaş %27 vergi dilimine göre yattı ve %27 vergi 2023 yılın için Allah'tan sona erdi arkadaşlar. Çünkü maaşlar bir de kuşa döndü. 14 Ocak'ta alacağınız maaş %15 vergi dilimine göre hesaplanacak arkadaşlar. Bunu da detaylarını verdik zaten. Bilginiz olsun. Sadece 14 ile 30 arası maaşlar eski yemeğe göre verilecek. 1 ile 14 arası yeni yemeğe göre verilecek. Ama toplamda maaş bütün maaş %15 vergi dilimine göre yatacak arkadaşlar. 18 Aralık'ta 2023 yılının son tediyesi alınacaktır. 13 günlük ilave hediye brüt EYM 810 lira 75 kuruş olandan %27 vergide net 6459 lira 92 kuruş arkadaşlar. Besiniz varsa bu rakam 6143 lira 73 kuruşa düşecektir. Brüt EYM'si 816 lira 50 kuruş olanlar %27 vergide net tediye 6505 lira 73 kuruştur. Besiniz varsa bu 6187 lira 29 kuruşa düşecektir. Brüt yemiyeniz 830 lira kuruş ise %27 vergi deneti 6.643 lira 18 kuruştur. Besiniz varsa bu rakam 6.318 20 kuruşa düşecektir. 1-14 Ocak arası zam farkı ayrıyeten hesaplanıp ayrı bir bozo ile sizlere yatacaktır önümüzdeki ay arkadaşlar. 1 Ocak yılbaşı resmi tatil ilan edildiğinden dolayı çalışan personel mesai alacaktır. Bu da yaklaşık 1540 lira ile 1580 TL arası değişecektir. Bilginiz olsun. Bildiğiniz gibi Agin'in yerine geçen yıllardaki yeni vergi düzenlemesi kapsamında vergi istisnası muafiyeti gelmiştir. Eskiden eş durumu çocuk sayısı eş çalışıp çalışmadığına göre AGİ uygulanıyordu. Bu uygulama kaldırıldı ve her çalışana eşit miktarda vergi istisnası geldi. Güncel tutarı 2380 lira 28 kuruştur. Yıl başında asgari ücrete gelecek zamdan dolayı değişecektir ve artış olacaktır. Vergi dilimlerine göre bu artış için yıl içerisinde daha da artacaktır. Kesin tutar bu ay bitmeden belli olacaklar arkadaşlar. 6 aylık enflasyon oranı ise 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanmasıyla kesinlik kazanmış olacak. Çıkan 6 aylık enflasyon oranı zam olarak uygulanacaktır. Şu an hali hazırda 833 TL sosyal yemi hakları ise şöyledir. Biliyorsunuz kurumlara 2023 ikinci altı ay ücretleri %15 oranında arttırmıştı ve en düşük yemeği kurumlarda 833 lira 75 kuruş olmuştu. Bunun %20 vergi deneti 561 lira, %27 vergi deneti 511 lira. Yani %20 ile %27 vergi arasında sadece YM7'de bile ayda 1500 TL düşük maaş alınıyor. Sadece ym diyorum bakın 1500 TL sırf vergiye gidiyor arkadaşlar. 30 günlük YMİ aylık bürüt 25.012 TL, %20 vergide bunun neti 16.819 TL, %27 vergide 15.330 TL yani arada 1500 TL sıfır vergiye gidiyor 20 ile 27 arasında. 31 günlük YMİ'ye bürüt 25.846 lira 25 kuruş. %20 vergi deneti 17.379 TL. %27 vergide ise 15.841 TL. Tediyede ise bürüt 11.839 TL. Bunun %20 vergi deneti 7.288 TL. %27 vergi deneti 6.643 TL. Bu aradaki rakam maalesef vergiye gidiyor arkadaşlar. Ekstradan %20 ile %27 vergi arasında sırf tediye bile kabaca 700-800 TL vergiye gidiyor maalesef. İkramiye bürüt 25.013 TL bunun %20 vergi deneti 16.819 TL %27 vergi deneti 15.330 TL bunda da ikramiye de, de neredeyse 1500 TL kabaca vergiye gidiyor arkadaşlar. Ek ödeme bürüt 4169 TL %20 vergi deneti 2803 TL %27 vergi deneti 2555 TL. Burada da 300 TL civarı vergiye gidiyor maalesef ekstradan. Sosyal yardım bürüt 1834 lira 25 kuruş. %20 belge deneti 1233 lira 37 kuruş. %27 vergiden deneti 1124 lira 23 kuruş. Bunda bile 125 lira vergiye gidiyor ekstradan 20 ile 27 arasında. Hatta 15 olsa ne kadar gidiyordur Allah bilir. Hizmet zammı bürüt 15 TL %20 belge deneti 10 lira 90 kuruş. %27 vergi neti 1 lira ekstradan vergiye gidiyor. Giyim yardım brüt 97 lira 27 kuruş. Bunun %27 vergi neti 65 lira 40 kuruş. %27 vergi neti 59 lira 62 kuruş. Hizmet primi %13'ten aylık brüt 3251 lira 63 kuruş. Bunun neti %20 vergide 2186 lira 43 kuruş. %27 vergi neti 1992 lira 95 kuruş. Arada neredeyse 200 TL sıf vergiye gidiyor ekstradan. 20 ile 27 vergi dilimi ar arasında. Hizmet primi %13'ten bir günlük fiili çalışmaya göre brüt 108 lira 39 kuruş, %20 vergi deneti 70 lira 88 kuruş, %27 vergi deneti 66 lira 43 kuruş. İş primi %4'ten brüt 33 lira 35 kuruş, %20 vergi deneti 20 lira 42 kuruş, %27 vergi deneti 20 lira 44 kuruş. İş primi %5'ten bir günlük brüt 41 lira 69 kuruş, %20 vergi denetesi 28 lira 30 kuruş, %27 vergi deneti 25 lira 55 kuruş. İş primi %6'dan 1 günlük bürüt 50 lira 30 kuruş. %20 vergi deneti 33 lira 64 kuruş. %27 vergi deneti 30 lira 66 kuruş. Gece zammı. bürüt 8 lira 89 kuruş. %20 vergi deneti 5 lira 98 kuruş. %27 vergi deneti 5 lira 45 kuruş. Gece zammı %35'ten bürüt 38 lira 91 kuruş. Bunun %20 vergi deneti 26 lira 16 kuruş. %27 vergi deneti 23 lira 85 kuruş. Bunda bile 3 lira civarı ekstra vergiye gidiyor arkadaşlar. Fazla mesai ücreti %70'den 188 lira 98 kuruş. %20 vergi deneti 120 lira 70 kuruş. %27 vergi deneti 115 lira 83 kuruş arkadaşlar. Fazla mesai ücreti %100'den bürüt 220 lira 33 kuruş. %20 vergi deneti 149 lira 50 kuruş. %27 vergi deneti 136 lira 27 kuruş. Bunda bile 15 lira civarı ekstra vergiye gidiyor maalesef. Resmi tatil ücreti brüt 1667 lira 50 kuruş, %20 vergi deneti 1121 lira 24 kuruş, %27 vergi deneti 1020 lira 30 kuruş. Bunda da 100 lira civarı ekstra vergiye gidiyor. %20 ile %27 vergi dilimi arasında bu kadar rakam oynuyor arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar bizi takip edin. YouTube kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yazsanın bizden videoları bekleyin. Ocak ayı geliyor yeni zamlı tediyedir, maaştır, vergidir, ikramiyedir, kurum kurum hepsini teker teker sizlere sunacağız. Youtube kanalımıza abone olup bizden videoları bekleyin ve Instagram'da bizi takip edin arkadaşlar. Instagram kanalımızın linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın Kamış Haber Instagram sayfasını muhakkak takip edin Instagram'dan. Bakın orada Instagram'da dediğim gibi 2024 yılı gelir gelmez. Detay detay burada İhsan Tatlı'nın, Çağlar Durmaz'ın, Enver Yavuz'un, 4T Taşon İşleri Son Dakika Modülü'nün, 696 KYK ile kadroya geçer işler, Bilgilendirme Modülü'nün, Ezgi Yılmaz'ın, Güven Kaya'nın, Ali Yavuz Yıldırım'ın, Celalettin Yavuz'un, Ümit Güler'in, İlke Söker gibi iş arkadaşlarımızın yazılarında orada size gelir gelmez 2024 yılı zamlı maaş 3, 3 Ocak tarihinde belli olacak. 3 Ocak tarihi geldiğinde son 6 aylık enflasyon farkı dahil bütün memurlara, polislere, askerlere, emekliye ve kamu işlerine alacakları zamları teker teker yazar arkadaşlarımızla birlikte hesaplayıp sizlere sunacağız. O yüzden bizim YouTube kanalımıza muhakkak abone olun ve bizi Instagram'da takip edin. Instagram kanalımızın linkini videonun altına bıraktığım link olarak tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar Instagram'a. Ve web sitemiz ekranda gördüğünüz memurlarhaber.com web sitemizi Ziyaret ederseniz arkadaşlar bütün bu haberlere 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.